olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil yani. Ne olacak iş değil? Yani önemli bir şey değil. Boş versen. Ya söylesene. Haluk'cum inan bana de öğrenmeye değecek bir şey değil. Yani keşke ben de öğrenmeseydim. Hani iki dakika önceye dönseydik, öğrenmeseydim. Şu anda şuna baktığıma pişmanım yani. İyi de işi gücü bıraktık, şimdi bunu tartışıyoruz. İşte söyle, merak ettim. Sen televizyonu izle. İnan şunu öğrenmek için harcayacağın zamandan daha önemli, daha çok şey öğrenirsin. Meltem söyler misin? Haluk'cum benim için konu çoktan kapandı. Ben şu anda bir detoks içeceği tarifine geçtim. Yani onu okuyorum. Oh ne güzel, beni merak ettir. Ondan sonra konuyu kapat. Sonra ben detoks içeceği tarifi okuyorum. Hayır efendim, merak ettim. Söyle, böyle yapınca daha çok merak ediyorum. Ben bir mutfağa bakayım. Bu detoks içeceği için malzeme var mıydı? Meltem. Efendim? Merak ettim. Ne o? Aa, ben içecek malzemesine bakayım. Ya bir söyler misin? Hasbinallah ya. Varmış malzeme, baktım. Akşama yaparım. Sen de ister misin? Böyle şey yarıyor, vücuttan çok güzel toksin atıyor, ödem söktürüyor. Sabaha da çok iyi uyanıyorsun, böyle hafif kalkıyorsun. Ya sen detoks içeceğini falan bırak da sen az önce neye şaşırdın onu söyle. Yani bir saattir onu düşünüyorum, hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Aklım sadece onda. Söyle hadi. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Ya Haluk, amma takıldın ha. Şu konuya takıldığın kadar acaba Meltem'e nasıl sürpriz yapabilirim diye düşünsen bugün başka bir noktadaydık. Biz iyi günde de kötü günde de aynı şeylere şaşıracağız demedik mi? Ay ne kadar merak ettin. İyi tamam söylüyorum. Hah. Arkadaşım eşiyle kavga etmiş. Kavga etmiş ama yani benim şaşırdığım konu kavga etmesi değil. Kavga ettiği konu. Neymiş? Ya şöyle. Kocasından telefonunun şifresini istemiş. O da vermemiş. Ve diyor ki kesin bir şeyler karıştırıyor, bir işler karıştırıyor. Yoksa bana şifresini verirdi, yoksa niye saklıyor? Ya, haklı. Haklı? Tabii yani. Haklı. Bence arkadaşına söyle, dikkatli olsun. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Haluk, senin de telefonunda şifre var. Eskiden vardı. Şimdi açtım. Benim gizli saklı bir şeyim yok çünkü. Her şey ortada. Ha şimdi o zaman kilit vardı, şimdi niye yok? Ben onu anlamadım. Nasıl yani? Niye açtın ki? Ya benim bir kere o kadar vaktim yok. Öyle bir saat şifre mi gireceğim? Yani gerek yok öyle şeyler. Açık. Çocuklar, sınava 23 saat kaldı. Nasılsınız? Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Artık başlasın ve bitsin istiyorum. Sırf şu sınav muhabbetinden kurtulmak için. Ya merak etme. Üniversite sınavına kadar rahatız. Bugün ne yapalım çocuklar? Söyleyin. Siz canınız ne istiyorsa söyleyin, onu yapalım. Biz zaten canımız ne istiyorsa onu yapacağız. Çıkıp arkadaşlarımızla biraz kafa dağıtacağız. Kahve falan içeceğiz. İçin, için de fazla abartmayın. Sonra uykunuz gelmez, uyuyamazsınız, sabah kalkamazsınız, sınava geç kalırsınız. Aman Gönül, Allah'ını seversen ağzından yer alsın. Ne diyorsun ya? Ama öyle. Beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Abur cubur falan da yemeyin çocuklar. Yani bir gün önce çok önemli. Dikkat edin ne yediğinize, içtiğinize. Erken yatacağız, sabahleyin de erken kalkacağız. Bu kurallar çok önemli çocuklar. Yalnız siz bu kuralları biraz eksik okumuşsunuz galiba. Bilmeniz gereken daha önemli şeyler var. Neymiş o? Mesela sınavdan bir gün önce asla sınavdan bahsedilmez. Böylece gerginliğimiz azalır. Ayrıca sınavdan bir gün önce ders falan çalışılmaz. Sadece eğlenceli aktiviteler yapılır. Rehber hocamız söyledi. Bütün yıl boyunca rehber hocanızın bir tek bu söylediğini mi dinlediniz yani? Hı? Ama bu en önemlisiymiş. Demek ki ben de her gün en önemlisini yapmışım. Tamam. Biz artık hadi çıkalım. Hadi çıkın. Kahve fazla içmeyin. Tamam. Haydi görüşürüz. Hamburger falan da yemeyin. Sağlıklı bir şeyler yiyin. Salata falan çocuklar. Ah tamam. Hadi bay bay. Güle güle. Lütfen modern hayatta herkesin telefonunda şifre olması lazım. Niye? Çünkü bütün özelliğimiz o telefonun içinde. Yani düşünürsen sosyal medya hesaplarımız, mesajlaşmalarımız, telefon rehberimiz, hatta internet bankacılığı. Yani sen ne olur ne olmaz bak, internet bankacılığı kullandıktan sonra mutlaka çıkış yap, tamam mı? Yani öyle bırakma. Şifren var değil mi? Var canım, o kadar da değil. Ama benim telefonumda normalde şifre falan yok. Telefonumu benden habersiz alacak bir baba yiğit de yok. Sen gene de kendini güvene al. Ne olur ne olmaz.
olmaz canım, ne gerek var? Gel ben senin telefonuna koyayım bir şifre Haluk'cum ya, öyle olmaz. Güvenli değil. Sonra koyarız. Ver, ben 2 dakikada koyarım. Ya koyarız sonra. E ver, ben koyayım diyorum. Nedir yani? Kapı. Haluk ben duyuyorum, beraber oturuyoruz burada. Ayrıca sen de duyuyorsan niye kalkıp acaba açmıyorsun da bana dönüp kapı diyorsun? Amma dırıldandın, Atik kapı çalıyor. E git aç. Sen aç. Televizyon seyrediyoruz biz burada. Ya Allah Allah, ben ne yapıyorum? Allah Allah ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Ay, iyidir. Ne haber Haluk? İyidir. Ay. Ne haber Zero? Nasılsınız? Yani işte biraz heyecanlıyız. Ne oldu? Ne olacak? Yarın çocukların liseye giriş sınavı var. Aa. Ay, yarın maraton bitiyor. İnşallah yarın emeklerinin karşılığını alacaklar. İnşallah, inşallah. İşte uzmanlar diyor ki sınavdan bir gün önce asla ve hatta sınavla ilgili konuşmamak gerekiyormuş. Biz evde karar aldık, kesinlikle konuşmuyoruz. Oğlum o çocuklar için, sizin için değil ki. İyi abi, biz ne yaparsak çocuklar da onu yapar. Ya biz de konuşmayacağız ki çocuklar da örnek alsın, konuşmasın, yapmasın. Doğru doğru, bak Tuna doğru söylüyor. Ayrıca psikologlar diyor ki sınavdan bir gün önce asla çocuklar ders çalışmamalıymış. Çok önemli bir kural. Biliyorlar canım, sen merak etme. İlk öğrendikleri şey bu zaten. Ya şu sınav konusunu kapatabilir miyiz? Lütfen, rica ediyorum yani. Kapatalım zaten. Benim size bomba gibi bir dedikodum var. Ya. Evet. Ne? Meltem Hanım'a bak. Dedikodu lafını duyunca kulakları böyle kabarttı. Ne var? Sanki sen merak etmiyorsun. Ben hiç merak etmiyorum. Şu anda meraktan çatladığını eminim Haluk. Yani biraz önce yaşadığımızı düşünürsek çatlıyorsun. Sana öyle geliyor. Ben biliyor muyum Gönül? Yok, sen bilmiyorsun. Buraya gelmeyi bekledim. Burada söyleyeceğim. Aşk olsun yani. Bana niye söylemiyorsun Gönül? Ya ben niye burada öğreniyorum yani? Ya ne kadar dedikodun meraklısıymışsınız ha? Sen de merak ediyorsun Haluk. Ya ben ne merak edeceğim ya? Aa, bir şey söyleyeceğim. Madem Haluk merak etmiyor, Tuna, Meltem gelin mutfağa gidelim, ben orada söyleyeceğim. Haluk merak etmiyor. Tamam, hadi. Hadi gelin. Ya saçmalama ya, oturun şuraya. Hayır canım, orada söyleyeceğim. Ya oturun şurada. Ya merak etmiyor. Hayır, merak etmiyor. Evet, evet. Hani? Gelin içeride söyleyeceğim. Tamam, otur o zaman. Tamam. Gel Tuna. Dur ya, merak evet. Ettim ya. İnanamıyorum. Evet, değil mi? İnanamıyorum. Şaka gibi. Ama çok sağlam bir kaynaktan duydum. Doğru yani. Vay be, vay be. Şşş, ne olmuş? Bilmiyorum abicim, bana sorma. Söylesene oğlum. Bilmiyorum abicim. Hani niye sıkıştırıyorsun Tuna'yı? Evet, hani merak etmiyordun? Sorma o zaman. Merak etmiyorum. Ne konuştuğumuz umurumda bile değil. Şu anda meraktan çatlıyorsun. Ha, size öyle geliyor. Tamam, sakın söyleme Gönül. Aa, ne söyleyeceğim? Baksana merak etmiyor. Hayatta söylemem. Söyleme. Ne oluyor sana böyle bağıra çağıra insanların evinden çıkmalar bilmem neler? Nedir bu tavırlar? Şok oldum yani. Benim sinirli halimden faydalanıp dil bilgisi kuralların çiğneyemezsin. Çok iyi oldun diyeceksin Gönül. Aman çok iyi oldum. İyi. Nedir, söyle, açıkla. Ne ya, oluyor sana? Daha ne olabilir Gönül? Yani daha ne olabilir yani? Ya benim eğer normale dönmemi istiyorsan eski kocanın yeni sevgilisinden konuşmayı keseceksin o zaman. Bu kadar. Ben sanki sabahtan akşama bunu konuşuyorum. Daha yeni öğrendim haberi. Öğrendiğim anda da insanlarla paylaştım. Ne var bunda yani? Daha ne olsun? Demek ki bir de değerli bir şeymiş senin için. O yüzden de böyle davranıyorsun. Ne var, ne var yani? Değerli falan değil. Haber değeri var. Yani magazinel bir şey. Ya Gül, Allah aşkına kapat şu konuyu, konuşmayalım. Rica ediyorum ya. Vallahi sinirim bozuluyor yani. Bak 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 bak. Bir şey hatırlatacağım sana. Daha 2 hafta önce senin eski karının düğününe gittim. Üstelik eski karının yeni kocasının şahidi olarak. Aynı şey mi ya? Aynı şey mi Gönül? Aynı şey değil. Daha ağır bir şey. Senin eski karın neredeyse gün aşırı buraya gelirken ve eski karının yeni kocası Sertaç Bey'le ilgili senin duygularını devamlı dinlerken ben, sen bana bir şey söyleyemezsin Tuna. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her şeyi birbirine karıştırmayalım, rica ediyorum. Bir kere Selami Bey'in bu yeni sevgilisi neyse, kimse, onu biz daha tanımıyoruz ki. Belki iyi bir kız, nereden biliyorsun? Ama Sertaç'ı tanıdık, ne oldu? Onun kadar rezalet bir adam olmayacağını öğrendik. Nefret etmemek mümkün mü o adamdan? İyi bir kız, kötü bir kız, orayı bilmiyorum.
Ama sen eski karının yeni kocası Sertaç Bey'le ilgili bir takım iyi kötü duygular beslerken ben Selami'nin yeni sevgilisine karşı bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Sadece paylaştım yani bu haberi. Ne var bunda? Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ayrıca biz mecburen çağırdık Sertaç'la Özlem'i buraya. Niye? Bir düşünsene. Çünkü Sertaç'ı tanımamız lazımdı. Çünkü evleniyorlar. Çünkü Merve gidip orada kalıyor. Heh. O adamın ne menen bir adam olduğunu tanımak zorundaydık. Çok güzel. Bravo. Çok haklısın. O zaman ben de Selami'yle yeni sevgilisini buraya çağırabilirim. Çünkü Orçun da gidip onlarda kalıyor. Ya. O adam bu eve gelemez. Gelir. Gelemez. Özlem geliyorsa o da gelecek. Gelemez. Gelecek diyorum. Gelmeyecek. Gelecek. Hayır, gelmeyecek. Hayır, Özlem niye geliyor? Gelmeyecek. Özlem de gelmeyecek o zaman buraya. Pardon Tuna. Selami niye bu eve gelemiyor? Ha? Bir mantıklı açıklama yapabilir misin bana? Gelmeyecek. O kadar. Gelmeyecek. Var mı? Açıklama falan yapmıyorum. Çünkü senin eski kocan. Gelmeyecek. Allah Allah. Pardon. Merve için biz senin eski karın Özlem Hanım'ı buralarda ağırlarken Selami de çok rahat bir şekilde buraya gelebilir. Orçun için. Olabilir. Yani. Değil mi? Ya, mantıklı değil mi yani Tuna? Ben Merve'ye anlayış gösteriyorum. Sen de Orçun'a anlayış göstereceksin Tuna. Tamam ya, ona yani bir şey söylemem tabii ki yani. Ya ne bileyim ya, kusura bakmayın ben... Ya, ben şey oldum Gönül, yani kıskandım ama yani. Ne ya kıskandın? Yani ne bileyim Gönül, sen yani Selami Bey şimdi birisiyle beraber deyince... sanki Selami Bey'i kıskanmışsın gibi hissettim yani. Aa. Öyle gibi geldi bir an yani. Ay sen Sertaç Bey'den nefret ediyorsun diye benim Özlem'i kıskandığımı nereden çıkartıyorsun ayrıca? Ayrıca kıskanmışsın da var yani Gönül, kusura bakma ama. Yani olabilir belki biraz yani. Belki biraz olabilir. Kusura bakma ya, ben biraz şey yaptım yani. Saçma bir yere gitti bu. Evet, özür dilerim, ne olur affedersin. Tamam tamam. Birazdan çocuklar gelecek. Gelecek şimdi. Hiç onun yanlarında hiç konuşmayalım böyle bir şey, tamam mı? Bu ikimizin. Şey oldu mu Gönül yani? Tamam şey olma diyorum işte, açıklama yapıyorum Tuna. Haberi ilk duyduğumda Haluk'un kesin haberi vardır dedim. Senin haberin var mıydı abi? Ha yok. Haluk'un haberi yok bence. Yani olsaydı kesin bana söylerdi. Ha haberi var da bu kadar önemli bir haberi bana söylemediyse çok kızarım zaten. Konunun ne olduğunu bilsem haberim olup olmadığını söyleyeceğim. O yüzden söyleyin hadi. Ne oldu? Çok mu merak ettin? Hı? Hiç merak etmiyorum vallahi. Ay yine. Hadi söyleyelim ya. Kıyamam ben kocama vallahi, merak söyleyelim ettim. Mi? He. Hazır hadi, mısın? Hadi hazırım. Selami kendine genç sevgili yapmış. Ne? Kim? Bilmiyorum ben kim. Arkadaşlar söyledi, beraber görmüşler. Ana. Belki de arkadaşıdır. Aa, arkadaşı mı? El ele dolaşan arkadaş mı olur canım? Arkadaşı değil işte, sevgilisi. Aa, el ele gördülerse kesin sevgilisidir. Öyle arkadaşlık o. Sevgilidir o. Hmm. Ay, acaba kim? Merak ettim nasıl bir kızmış. Hani böyle esmer mi, sarışın mı? Esmer, esmer. Mı? Esmer. Öğrendim ben. Yaş, esmermiş. Kaç yaşları neymiş? Yani böyle sanki üniversite son gibi gençmiş ayol. Ya bize ne Selami'nin sevgilisinden ya, kapatın. Aa merak ediyoruz Haluk, ne var bunda ya? Bu kadar zaman sonra böyle bir haber gelmiş. Ama çok bomba bir haber değil mi yani? Evet. Aa, dur, merak ettim ben, bir bakayım profilinden. Bulamazsın, ben baktım. Baktım, bulamadım ben. Dur, ben buldum. Yani ben de böyle baktım, çok merak ettiğimden değil de... ...öyle işte şey. Neyse. Ha buldum. Buldun mu? Buldum. Ha. Buldum. Ama neyse. Neyse ne canım. Buldum. Şeyden buldum. Böyle her fotoğrafını beğenen bir kız vardı. Kızın profiline girdim. Zaten bak fotoğrafları var el ele bak. Bilmiyorum, ben boş verim. Aa, önemli de değil o kadar. Aa, görmeyeceğim ben. Çok da merak etmedim yani. Görsek miydi? Bakayım. Ben bunu ya. E, güzel bir kız değilmiş ki. Bir şey diyeyim mi sana? Hı. Bu kız öyle üniversite öğrencisi falan değil. Öyle mi? Ben sadece gençmiş gibi giyiniyor bak. Okey. Hı. Bak. Doğru söylüyorsun. Evet. Var yaşı yani. Ya bu kız ya en az 30. Var. Var. Doğru. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Hani seninle karşılaştırılmaz. Sen bin kat daha güzelsin bu kızdan. Ya iyi, teşekkür ederim canım. Yani ben Selami'den daha zevkli bir seçim beklerdim. Bu ne ya? Yani. Neyse canım, mutlu olsunlar da bana ne?
Ya hadi kapatın artık. Bize ne Selami'nin sevgilisinden? Hadi kapatın. Yok yok abi, bırak bırak, kapatmasınlar. Baksınlar baksınlar. İyice baksınlar. Gönül baksana, çok merak etmiş. Gönülcüğüm bak bak bak. Ayrıca eski kocasının hesabını stoklamış ya. Bayağı araştırmış yani. Ama bir şey de bulamamış. Allah'tan Meltem var da bir şeyler buldu da. Şimdi Gönül'ün merakını giderecek. Hadi Meltem göster göster de Gönül iyice bir rahatlasın. Bak bak Gönül, bak bak neler var başka. Bak bak baksana. Ay ne oluyor sana? Bak bak. Ay ne oluyor bu sinirli haller nedir yani? Bir kendine gel Tuna. Kendine gel. Ay ne oluyor yani? Şurada bakıp eğleniyoruz yani. Bu tavrın hoş mu Tuna? Senin bu tavrın hoş mu Gönül? He? Sen ne yapıyorsan ben de onu yapıyorum. Ben. Ne var yani bunda? Ne var yani? Ya nedir bu sinirli haller ya? Ne oluyor sana? Bir kendine gel lütfen. Ne tepki vermemi bekliyorsun Gönül? Ne yani ne bekliyorsun benden? Karşıma geçiyorsun, eski kocanın yeni sevgilisi hakkında konuşuyorsun. Yani nasıl bir tepki vermemi istiyorsun merak ettim yani. Affedersin. Ya atara atar, gidere gider demek istiyordum. Haluk, yangına körükle gitmesen? Ama haklı. Ya sen şu durumda gelip de böyle Tuna'ya hani taraf olup haklı deyip şu olayı alevlendiriyorsun ya, pes. Hep yapıyor onu, hep yapıyor, bilmiyor musun? Ben mi alevlendiriyorum? Evet. Bir saattir size kaş göz yapıyorum ki bir susun artık şu konuyu kapatın diye. Ama bir türlü anlayamadınız. Ay ne var bunda? Evet. Dedikodu yapıyoruz. Evet. Bakıp eğleniyoruz. Nedir yani bu kadar abartıyorsunuz bu konuyu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani Tuna yine bir şey söylemedi. Hani ben olsam daha sert bir tepki verebilirdim, öyle söyleyeyim. Ay ben anlamıyorum ki yani bu böyle eskiyi hatırlamak, özlemek falan değil. Kadınlar eski kocalarıyla, eski sevgilileriyle ilgili konuşur. Ha evet, Orçun'un babası ayrıca da. Evet. Yani... Yeni genç sevgilisi var. Evet, yeni genç sevgilisi var. Merak etmeyeyim mi yani? Edilir merak. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ha Selami'nin yeni genç sevgilisi, ha İrem'le Tolga'nın ilişkisi. Benim için hiçbir farkı yok yani. Hı-hı. Merakım bu düzeyde yani. Fark şu, onlar arkadaşımız. Bu senin eski kocan. Bu ne? Yalan mı? E, tamam da yani bu öyle bir mesele değil. Benim tadım kaçtı, kusura bak, hemen gidiyorum. Aa, nereye gidiyorsun? Ay nereye gidiyorsun? Gidiyorum ya Allah. Ay nereye gidiyorsun? Sanırım süreceğim. Tamam, bak beni iyice sinirlendirmeye başladın. Hiç gelme arkamdan. Kusura bakmayın. Otur arkadaşlarım. Gider misin? Bak bak şeye bakar işte oradan. Bakarım ben sonra, yürü. Evde konuş. Kusura bakma, gidiyorum ben. Git. Şimdi Tuna'dan yana çıkıp olayı alevlendiriyorsun acaba? Çok haklı. Ya nesi haklı? Kadınlar eski kocalarının ya da eski sevgililerinin yeni sevgilisini merak eder, bakar. Ama yani bu merak etmek böyle hani onları özlemek ya da onları kıskanmak falan öyle bir şey değil. Bu böyle ilk öğrenildiği zaman bir konuşulur, geçer gider. Yani öyle sürekli konuşulan bir şey de değildir. Çok saçma. Eski kocanın yeni sevgilisi. Sanki tiyatro oyunu ismi gibi. Ama haklı. Ya ne haklı? Haklı. Ay ne haklı? Yok, haklı. Vallahi ben olsam var ya... Aman Haluk, aman çok, Haluk. Çok sert tepki verebilirdim yani, öyle söyleyeyim sana. Yani nedir? Ayrıca hiç Tuna'ya yakışmadı yani. Yok, çocuk haklı. Hiç. Haklı. Ya sen bana şimdi şunu söyle. Gönül eğer Selami'yi kıskansa ya da işte yani bu sevgili meselesini böyle bizimle beraber eğlenceli bir şekilde dedikodusunu mu yapar yani, böyle mi olur? Yok hayır, dominant teyze gider kızın saçını başına yolar. Hayır efendim, Gönül hiç öyle bir şey yapmaz, asla yapmaz. Yani hani bu konudan rahatsız olsa belki, o da belki benimle gelip bir dertleşir, derdini anlatır, o kadar yani. Ya dominant teyzenin kıskandığını düşünmüyorum ben de. Ama yani bu böyle ortalık yerde konuşulacak bir şey değil. Biz erkekler rahatsız oluruz böyle şeyden. Ay ne var yani? Bence kusura bakma, Tuna'nın tepkisi çok saçmaydı. Meltemciğim bak, bu sizin için böyle eğlenceli, komik, hı, böyle dedikodusu yapılacak bir şey olabilir. Hı. Ama biz erkekler için öyle değil. Biz erkekler için bu kıskançlık yapılacak bir şey. Anladın mı? Yani biz öyle kodlamıyoruz, sizin gibi düşünmüyoruz biz. Bak mesela şöyle düşün. Ben mesela eski sevgilimin yeni sevgilisine böyle merak edip bakıyor muyum? Aa çok yakışıklıymış ya da yo hiç yakışıklı değil, ben daha yakışıklıymışım diyor muyum? Bak düşün bak. Eski karım bile demiyorum, eski sevgilim diyorum. Sen buna müsaade eder miydin?
gitmezdi. Tamam, kapandı o zaman. Hayır efendim, kapanmadı. Çünkü sizle biz aynı değiliz. İkisi aynı şey değil. Bal gibi de aynı şey. Bunu sen de iyi biliyorsun bayan personel müdür. Ya bir kere şurada hata yapıyorsun. Biz kadınız. Biz böyle şeyleri konuşuruz. Bizim için böyle şeyler böyle hani konuşulacak, üstüne gülünecek, iki dedikodusunu yapıp geçeceği şeyler. Ama erkekler için bu böyle değil. Çünkü erkekler böyle şeyleri zaten konuşmaz. Eğer bir erkek bunu konuşuyorsa iki kere düşünmek lazım. Yani eski karısının kocası kimmiş ya da eski sevgilisinin yeni sevgilisi kimmiş diye bakarsa bu önemli bir meseledir. Yani sakın öyle bir şey yapmıyorsun. Ha, olay döndü dolaştı bana geldi. Sakın diyorum bak, sakın. Çok fena olur. Çok fena olur. Adam haklı. Bizim hoşumuza gitmez böyle şeyler. Kıskançlık yaparız biz. Bak çok biz. Fena olur. Ben anlamam. Ben söylüyorum çok fena olur. Tamam ben, bak ben de anlamam. Çok fena olur. Benim yanımda da sen böyle dedikodular yapmaya kalkma. Eğlence şeyiymiş. Yok ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde.